Alper ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Piyasa saatine hoş geldiniz. Her pazartesi olduğu gibi bugün de stratejist Cüneyt Paksoy ile birlikteyiz. Ve kendisinden hem iç hem dış piyasanın gündemini konuşacağız hem de önemli ipuçlarını alacağız. Cüneyt Bey hoş geldiniz. Günaydınlar. İyi haftalar olsun. Günaydın, iyi haftalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, önemli bir hafta yine başladık. Önemli gelişmeleri, verileri takip edeceğiz. Tabii teknik açıdan da önemli ipuçlarını sizden alacağız. Hiç vakit kaybetmeden hemen grafiklerimizi çağıralım. Ee, ve ilk etapta tabii... E... Önemli olmayan haftamız da yok değil mi aslında? Evet, e, tahvil faizleriyle yine e, başlıyoruz haftaya. Çünkü küresel piyasaların genelinde odağında bu başlığı takip ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Fed'in açıklamalarını, Pavan'ın açıklamalarını takip ettik. Önemli veri akışlarını takip ettik. Ee, 1.62 seviyelerinde şu andaki geçtiğimiz hafta 1.53'de yanılmıyorsam bu seviyelere kadar bir geri çekilmeyi takip etmiştik. Peki hangi seviyeler şu an için önemli ve seviyeler şu anda neyin mesajını veriyor? Şimdi tırnak içerisinde bir sorunun cevabını arayarak başlıyoruz Mayıs ayına eee istatistik olarak geçmişe dönük baktığımızda mayıs ayları genelde genelde satış eğiliminin olduğu, kar satışlarının olduğu ay olarak etiketlenmiş. ama her mayıs böyle olacak diye bir kural yok. Geçen mayıs'ta aksine S&P 500 endeksi özelinde hareketin başladığı ay olmuş. Yani Ocak, Nisan ayı hatta Şubat Nisan ayı arasında düzeltme mayısa girmiş piyasalar. Mayıs'ta bir di dibi bulma. Sonra Mayıs'ın ortasından itibaren yukarı yönlü iğme. Şimdi Mayıs'ta satacak mıyız, gidecek miyiz? Bunun cevabını alacağımız bu ilk hafta çok önemli. Çünkü ilk haftaki hareketler Nisan kapanışından sonra belki de önümüzdeki döneme dahi bize rehberlik edecek her anlamda. Artı tabii gelişmiş ülke borsalarında daha az efekt var. Mayıs, ve Begit anlamında. Emergency yani EM tarafında, gelişen piyasalar tarafında daha fazla efekt var. Borsa İstanbul için de son 10 seneye baktığımızda 6 e, sene minimum bir düşüş efekti yaşanmış. 4 de yükseliş yaşanmış. Şimdi bütün hem global piyasalar için hem bizim için önemli bir aya girdik hakikaten. Önemli ayında ilk haftası önemlidir. Ve neden biz ABD oynadıklar ve Dolar endeksini alarak başlıyoruz haftalardır seninle de ee, ve ben hemen hemen bütün e, paylaşımlarında böyle e, başlıyorum. Çünkü piyasa hakikaten Mayıs ayında veya herhangi bir ayda bir satış eğilimi içerisine girecekse anlayacağımız grafikler buralar. E, Powell'ın konuşmaları, e, Nisan ayı toplantısı piyasaları e, FED noktasına hala tam mutmain etmediği için ABD 10 yıllıklarda 1.62 seviyesi var. Aysun. Yani sen dedin ya 1.53 sonra 1.60 hatta hatta 65'lere falan geldi. Şimdi 1.62'ler civarında. Ama 1.60'ın üstünde 1.70'e yakın. 1.70 niye önemli? İşte sen ne haftalardır konuşuyoruz. 50 aylık ortalama. Şimdi 50 aylık ortalamanın üzerinde hep şu potansiyeli senle konuşuyoruz. 2'ye 3'e gitme potansiyeli. 2'ye 3'e gitmemesi için 1.70'in altında kalmasın. Ama orada da şöyle bir pasaj açtık seninle. Aşağı yönlü hareketlerde de güvenli liman sebebiyle geri gelinmemesi. Yani paradigma 10 yıllıklarda çok kritik ve ilginç bir şey oluşmaya başladı. İtalya 10 yıllıklar 1'e doğru kat etti. %1'lere doğru yaklaştı. Aradaki spread azalmaya başladı. Biz bunu zaten seninle de söyledik yayınlarda söylüyoruz. Eğer ABD on böyle 1.60, 1.70 hatta üstü seviyelerde kalacaksa spretler kapanmaya başlar. Negatif real faizli olan tahvillerde yavaş yavaş artık nötre doğru. Özellikle İtalya gibi borç oranı yüksek, riski yüksek ülkelerde de o spretin kapanması faizi yukarı yönlü iter. Bu Avrupa Merkez Bankası'nı da sıkıştırır. Döner FED'i de sıkıştırır. Bütün merkez bankalarını sıkıştırır. Şimdi sadece Mayıs ayı olarak da değil benim için ABD oynatıların veya dolar endeksin seyri Haziran toplantısına kadar bu bir buçuk aylık süreç çok önemli. Bir tarafta da hikayeye başlarken günün hikayesine aşılama çalışmalarının bizi getireceği noktayı test edecek piyasa. Hakikaten Mayıs ayında vaka sayılarında azalış global ölçekte daha mı öne çıkacak? Biz aşılama çalışmalarının getirdiği başarıyla vaka sayılarındaki azalışı mı konuşacağız? Mayıs ve Haziran ayında Yoksa vaka sayılarındaki artış devam mı edecek? Kapanmaların bir miktar daha uzama ihtimali mi belirleyecek? Piyasa neyi fiyatlıyor? Olumlu senaryoyu fiyatlıyor. Yani Mayıs itibariyle artık Avrupa açılacak. Amerika zaten kademeli açılıyor. Açılamayı hızlı götüren ülkeler bunu. Dün e, haber akışlarında vardı. Avrupa'da neredeyse Almanya dahil bir günde 1 milyon insana aşı ulaşmaya başladı. Çok hızlandı Avrupa. Yani çünkü dayanacak bir yere kadar sizin manevralarınız var. Mayıs ayı sonu itibariyle bu işi bitirip Haziran gibi artık normalleşmek ve yılın ikinci yarısını daha aktif geçirmek istiyor. Bütün global ölçekteki dünya ama Hindistan, Brezilya gibi ülkeleri bir tarafa bırak. Orada iş başka bir yere evrildi ama bu mutasyona uğradıktan sonra. Ama Avrupa hakikaten kendini açabilecek mi? Açıldıktan sonra bu kalıcı olabilecek mi? İsrail açıldı işte İngiltere açıldı. Onlardaki o kalıcılık aşı çalışmalarının başarısı e, kendini sahada da uzun süreli tutabilecek mi? Bunları anlamak adına her zaman olduğu gibi 170 pivot, 170'in üzerine taşmalarda e, iki e, ve şu bölgeye gidip gitmeme riski. Ama bizim istediğimiz alan şu bölge, konfor alanı. Yani. Aşağıda 13 aylık ortalama 1.25 civarına kat etti. 1.25, 1.60 bandı içinde kalmak ve bunun güvenli liman alımlarıyla olmaması bizim için konfor alanı. Dolar endeksi istiyorsan devam edelim. devam edelim. Bu arada sorun oldukça lütfen Evet. Sen e, iyi katılım yapıyorsun arada. Aslında e, tahviller tarafında şöyle bir e, hani görünüm var. Evet biz tahvil tarafındaki hareketleri takip ediyoruz ama diğer taraftan da ki geçtiğimiz hafta çok çok konuştuk. Başa başa enflasyon oranı, e, hazine e, garantili tahvilleri de baktığımızda, getirilerine baktığımızda tahvil yatırımcıları tarafında daha çok enflasyonun önümüzdeki dönemde ABD tarafında e, yani Fed'in söylediği gibi e, sadece dönemsel bir artış sonrasında yavaşlayacağı yönde değil de o inmenin devam edeceği yönde bir beklenti var. E, siz de bahsettiğiniz hani o, Tahvil tarafındaki o düşüş belli bir noktada sınırlı kalıyor ve tekrar bir yukarı hareket yapıyor. Dolayısıyla tahvil tarafına, daha doğrusu piyasa tarafında enflasyona ilişkin beklentiler bu şekilde devam ederse nasıl bir etki yaratır piyasa için? Tahvil tarafına nasıl bir görünüm olur? Tekrar 1.7 seviyelerini falan görebilir miyiz? Şimdi güzel bir soru. Zaten e, hikayenin o kısmını hiç anlatmadım bu hafta. Senin sorunla üzerinden bir daha geçelim. Çünkü benim için yok dolar endişesi kalabilir tamam. grafik. Benim için o tarafı önemli değil artık. Tabii ki önemli. Yani temel hikaye anlamında. Ama piyasa yükselecek enflasyon sebebiyle FED beklenenden daha çabuk masadan çekileceği fiyatlamıyor sadece. FED'in hakikaten aksiyonda kalıp kalmayacağını ve ek tahvil alıp almayacağını fiyatlıyor. Yani Amerikan Başkanı Biden'ın ağzından paketten başka bir şey çıkmıyor. Sevgili Aysun bu noktada evet. habire sen paket e, süreceksen, altyapı çalışmalarına dair paketi realize edeceksen, arkasından aile iç vesaire amaçlı bir iki trilyon civarında o kadar paket, yani 4 beş trilyondan bahsediyoruz. Yani o kadar parayı 2021'de realize edeceksen, siyasi bar bariyerleri açıp, aşıp, o da önemli tabii ama e, ne olur bunun sonucunda? Zaten e, ister istemez bir enflasyon Problem. ABD tarihinde hiç böylesine büyük bir mali teşvik verilmedi. Yok kamusal teşvik bu da Fed'in bilançosunun ikiye katlamasından daha e, çok şey e, önemli. Çünkü momentumu orası sağlar. Fed'in parası sistemin içinde kalıyor. Ama kamusal teşvikle sen paketleri açıkladın o direkt piyasa enjekte ediyorsun. Onun etkileri çok daha kalıcı olur ama orada sorun sadece enflasyon değil. Sorun OAB'de o ABD borçlanma gereğini kim karşılayacak? Evet. dönecek hazine maliye şey açıklamak zorunda kalacak. Borçlanma takvim takvimi evet, açıklamak zorunda kalacak. Finanse edebilmek için. Yani nakit keş bir parayı sen dağıtmıyorsun. Şimdi onun için vergi tartışmaya açtılar. Evet. Şimdi bu vergiyle ilgili bazı notlar var. S&P 500'ü anlatırken Warren Buffett'ın önemli birkaç notu var bugüne dair. ondan için enflasyon da var. Ona göre de problem enflasyon. Şimdi Warren Buffett enflasyon diyorsa bir durup düşünmek lazım. Ee, ama iş enflasyon e, sadece bu işin sosu. Bir noktada FED gelir, devreye girer, enflasyonu halleder. Ama FED'in devreye girmesi, tahvil almayacaksa o tahvili kim alacak sorusunu gündeme getiriyor. Veya FED'in beklenenden önce tahvil alımını kesmesi, miktarı düşürmesi. Bırak faizi, tamam faizi yükseltmeyeceksin anladık. Ama problem sadece faizi yükseltip yükseltmemen de değil. Problem asıl o tahvilleri kimin alacağı? Evet. ABD hazinesini kimin fonlayacağı? ABD borçlanma gere gereğinin nasıl karşılanacağı? Önümüzdeki dönem eğer faizler yukarı gidiyorsa ABD önlüklerde biz bu sebeple enflasyon bu işin sadece görünen başlığı olur. Alt katmanda, alt tarafta, alt kriterlerde asıl bunu sorgularız. Hatırlattığın için teşekkürler. Dolar endeksi de çok önemli. Neden önemli? eğer ABD oynatıları yükseliyor, dolar endeksi de yükseliyorsa bu şunu söylüyor e, korelasyon olarak. Senin dediğin gibi enflasyondan korkan bir piyasa efekti var. Bir yandan o ABD tahvillerini kim alacak efekti var. Bir yandan da yükselecek olan enflasyondan dolayı FED'in e, bir de böyle masaya geç gelişi e, likitte olan bir piyasa gerçeği. Ve ABD ekonomisi de çok güçleniyor ya. Ciddi bir büyüme geldi. Şimdi bu ardışık verilerin Amerika Amerikan ekonomisinde ciddi bir toparlanmaya Amerikan ekonomisini götüreceği beklentisi. E bütün bunlar ne yapar? Gider dolar endeksini güçlendirir. Biri buna dur demek zorunda. Buna kim dur diyecek? En büyük otorite FED. Şimdi FED ile ECB arasında paliteyi de bu hafta onun için koydum. Bir denge olmalı. Yani 1.25 üzerini e, Euro dolar paritesi Avrupa istemiyor. 1.23-1.25 üzerinde. E 93-95 üzerinde de yani şu önemli bölge üzerinde, şu bölgeye gidecek şekilde bir dolar endeksinde kim istememek durumunda? FED istememek zorunda. Yani 200 aylık ortalama. Bu aylık bir grafik. 9230 Peki 200 günlük ortalamamız kaç? Burada yok. Ben söyleyeyim. 92-50. 200 günlük, 200 aylık ortalamayı, yani şu ortalamayı geldi kırdı. Bu değişim önemli bir değişim. Yukarı yönlü bir dolar endeksi süreci yaşamak istemiyorsak hakikaten birilerinin buna dur demesi gerekiyor. Biri de net olarak bir taraf borçlanmak isterken güzellik de arttırıyor bu dolar endeksini aşağı baskılar. Ama Fed'in de bu topun içerisinde kendi görevini yapması gerekiyor. Sözlü yönlendirme yükselteceğiz dedi Powell. Güzel de söze bir yere kadar bakar. Piyasa bir noktadan sonra adımları fiyatlar. Bu herkes için böldür, tüm merkez bankaları için böldür. Yani bize de geldiğimizde, bizde de aynı senaryonun farklı bir versiyonu var. Onun için şu bölge, 90-92 bandı içinde kalabilmek. Bak biraz 91'in üzerine taşma yaptı, 2 gündür İEM tarafında, gelişen piyasalar tarafında yukarı yönlü bir dolar efekti yaşıyoruz. Cuma günü yaşadık, bugün de yaşıyoruz. Bugün biraz daha sınırlı daha 91'lerdeyiz. E bu hakikaten bu bölgeye doğru şöyle yüzlere doğru bir hareket. Önce 93 30'lar, arkasından 95 97'ler sonra 100'e doğru bir hareket, bir trend oluşacaksa önümüzdeki dönemde bu bir günde olmayacak. Birkaç aylık e, süreçte yani bunlar aylık grafikler. Şöylesi bir hareketin şş, tekrar şöylesi bir hareketle aşağı yönlü dönmemesi büyük problem. Bak bir trend, ikinci trend, bir üçüncü trend yapar mı? Şurada grafiği şöyle önümüze doğru bakın. Problem bu. Bunun bertaraf olması için şuralarda bir denge arayışı. Yani 90 ne altına da inmek 88'lere gelmek. 92 88 bandında 90 pivot civarında kalmak. Bunu yapıyorsa piyasa güzel. Bunu yapamıyorsa şu üçüncü, bak grafin bu tarafına taştık. Çünkü burada önümüzdeki aylar var. Şu bölgedeki şu hareket bizi korkutuyor. Yani bu arada taç ekranda farklı bir boyut getirdik. Olmayanı da gösteriyoruz. <laughs> Ama e, olabileceği anlatmaya gayret ediyoruz. Net olarak. Problem bu. Şöylesi döngülerden korkuyoruz. Çünkü aşağı yönlü trend bitti artık. Şimdi yukarı yönlü trend. Bak her seferinde bir trend var. Evet. Her seferinde düzeltmeden sonra... Şöylesi bir hani o dolar endeksinde bu hafta özellikle önem verdik bir aşağıdan gelen trendin sorgulandığı bölge şunu yapmamalı. En azından şurada biraz zaman geçirmeli. Bak daha önce şu bölgede bir zaman geçirimi var. Bunu kim yaptı? FED yaptı. Ne zaman bitti? 2014'te bitti. Bak ilk hareketin. sonra gelen ikinci dalgaya bakar mısın? Evet. İşte IMF'in uyarısı işte herkesin uyarısı. Bugün dolar endeksini farklı anlattık seninle. İşte tapering dedikleri olayın evet. getirdiği dolar endeksi efekti. Şimdi Aynısını şöylesi yaşamamak için şu bile hafif kalır. Fed'in devreye girmesi gerekiyor. Evet şu an için aslında Fed tarafında sadece enflasyon ve istihdam odaklı açıklamalar ya, var. Bu taç ama... ekrana te çok teşekkür ederim sana da. Yani net olarak anlatmış olduk bugün. Biz teşekkür ederiz. Sıkıntımızı neden piyasanın dolar endeksine evet. baktığına. Yine e, yani hem gelişen ülke hem gelişmiş ülkeler için oldukça önemli bir nokta. Fed'in gündeminde açıklamalarında ne zaman yer alacak e, merak ediyoruz. Çünkü piyasalar için de önemli bir risk kaynağı özellikle gelişen piyasalar için. Aynen. Şimdi hemen Eurodoğa Partisi'ne gelelim. Hemen geçelim. Vakti de optimum kullanalım. Ee, i̇şte burada da denge nerede? Yani 200 günlük ortalama haftalık ortalama hatta bu şey e, bu arada düzelteyim. Günlük bir grafikten bahsetmiyoruz. Şu bölge, şu bölge ve şu bölge. Şimdi, Euro-Dolar partisi de Avrupa Merkez Bankası'nın dengesi burası. Şimdi maksimum 1.10'der. Şu bölge içine tutmak. Yukarı geldikçe şu hareketlerin tepki olarak kalması. Şurada bir denemişiz zaten. Şurada da bir daha denedik. Çünkü şu bölgenin geçilmesi bizi 1.40'lara kadar götürecek alanı açıyor. Arada tamam 1.30 var kesişen bölge. Sonra ama 1.40 var. Arada maliyet yok ki baksana şu düşüşe. Şuradan şuraya gelen hareketin dikliğine bakar mısın? Ondan sonra bir dolar paritesinin 2015'ten itibaren yukarı yönlü hareketi sonra bir şu pandemi düzeltmesi. Sonra Euro Avrupa ekonomisi mi büyüdü? Hayır. Avrupa ekonomisi sorunlarla boğuşuyor büyümeye çalışıyor. Fed'in yaptığı aksiyonların ve kamu e, harcamalarının artmasının getirdiği senaryoyu fiyatlayarak parite tepki verdi. Fed e, Avrupa Merkez Bankası da bunu istemiyor. Şimdi o zaman iki tane merkez bankası arasında bir denge varsa ve aralarında bir korolasyon, koalisyon varsa ben hep söylüyorum. 1.21 belli. 1.23 maksimum 1.25'i geç, geç, anladığı an ya Avrupa Merkez Bankası devreye girer ya FED Avrupa Merkez Bankası beraber devreye girer. Paritenin yukarı gitmesi veya buralarda olması bizim için iyi. Ama şuradan sonrası başka bir şey anlamına gelir. Avrupa için. Bizim için, gelişenler için kötü senaryo değil o. Ama e, dünyanın genel finans sistemi için bir problem teşkil edebilir gereğinden fazla bir Yoldağ Partisi. Zaten ben söylemiyorum bunu Avrupa Merkez Bankası söylüyor. Niye Kristin Lagarde şöyle bir cümle kullandı? Parasal genişlemede gelişik. Doğan net konuşuyor bana göre Pavel'da. Lüksümüz yok öyle dedi. Çünkü İtalya'nın faizi %1'e geliyorsa, spread kapanmaya başlıyorsa, yarın o %1,5'a, %2'ye doğru gitme riski taşıyorsa Avrupa Merkez Bankası olarak devrede olacaksın tabii ki. Ama paritede işlem yapanlar dahil pivot bölge 1.20. 1.20'nin altında iki tane ortalama 50-200 e, periyotluk ortalamalar 1.17-1.15'te. Yukarıda 1.23 maksimum 1.25. Bu bant içinde kalıyorsa parite işlemler yapılır. Ha 1.20 ve üzeri bizim için iyi. Çünkü gelirimiz ağırlıklı euro, giderimiz ağırlıklı dolar diyelim. Buradan devam edelim üstümüze. S&P'ye geçelim. S&P tarafında tabi ABD tarafında genel itibariyle borsalarda hızlı bir yükseliş var. Wall Street'te şöyle bir yorum vardı. Ayıp piyasalara yok olmadı sadece oyuncak ayılara dönüştüler şeklinde. Değişik bir benzetme yapılmış. Gelecek yıl içinde özellikle de S&P başta olmak üzere hızlı yükselen borsaların düşeceği yönde bir tahminde bulunulmuş. Merak ediyorum siz ne söyleyeceksiniz? Valla bunu sıkça söylüyorlar da bir türlü realize olmuyor. Yani oyuncak ayı da yönetiyorlar ayı piyasası geldi mi oyuncak falan dinlemez. Umuyorum gelmez. Düzeltmeden yana eeeciz hepimiz. Düzeltme soluk demektir. Nefes almak demektir. Dinlenmek demektir. Yeni alıcıların tahtaya, e, tahtalara, borsalara, borsaya gelmesi demektir. Bu olmuyorsa problem var demektir. Şimdi şurada dibi gördükten sonra 2170 o günlük bir grafik bu ne? Hep söylüyoruz sen. Pandemi dibi. Sonra hareket. Nerede e, imeleniyor? Bak Mayıs ayında satıp gitmemişler. 200 günlük ortalamaya geçmişler. Anlatmaya çalıştığım buydu. Ondan sonra şu orta kanal içerisinde her orta kanalının üst seviyesi yeni rekor. Bir üst kanalın seviyesini iki kere test etmiş. O iki tane rekor getirmiş. Şimdi şurayı görecek miyiz? Soru bu. Önce şurada da bir rekor kıracak mıyız? Yani 4260 ki bugün şu an vadelilerde 4.200'e doğru bir açılışa bayılıyorum. Bu hakikaten birileri piyasayı domine ediyor. Veya ciddi bir e, dalga var paradan dolayı veya beklentiden dolayı. Ama Warren Buffett, bugün işte gelelim Warren Buffett'ın açıklamasına, yıllık toplantısında. 3-4 önemli konu var. Biri enflasyon, problem olarak söylediği enflasyon. İkinci önemli konu vergi. Verginin altını çizdi en sonunda. Ben haftalardır söylüyorum. Bu ABD tarafında bunlar vergiyi söylüyorlar ama borsa, e, bu borsa tarafında şirketlerin karlılığı üzerinde baskı yaratacağı için e, Wall Street bunu sevmez. Evet. En sonunda Warren Buffett gibi bir efsanenin ağzından da bunu duymuş olduk. Vergi önümüzdeki dönem e, borsada kar e, problemi oluşturacağı için e, fiyatlamalarda yeni bir beklenti e, denklemini bizim önümüze getiriyor diyor. Bunu ben demiyorum. Ben bunu birkaç haftadır zaten diyordum. Şimdi bunu varım Buffett diyor. Yani vergilerin yukarı gitmesi güzel de bir noktadan sonra kamu orada Biden ve yalın söylüyor. Ya hep biz harcıyoruz ama siz de taşın altına elini koyacaksınız güzel bu, bu tarafı tamam. Son derece normal ve son derece olması gereken ama eğer borsanın şöyle bir yere geldiyse problem. Bu problemin de altını çiziyor. Ve bir şeyden daha şikayetçi. Üçüncü, değerlemeler. Yani bu kadar yüksek bir şeyi ben anlıyorum diyor. Tamam, bir yere kadar. Hisse senedinde azaltım yaptı. Hatta orada bir öz yapıyor. App, Apple hissesinden ön, önce çıktık bu biraz e, doğru muydu değil miydi? Teknoloji hisselerin bazıları ucuz, bazıları pahalı. Ulaştırma sektörüne hiç girmiyor. Bankacık sektöründe azaltma yapıyor. Çünkü önümüzdeki döneme dair aslında bunların hepsi bir projeksiyon hangi sektörlerde. E şimdi pardon o zaman e, ya Buffett burada yanılıyor ya da söylemiyor. Çünkü önümüzdeki döneme eğer pandemi geride bırakıyorsak kimin gitmesi gerekiyor? Ulaştırma sektörünün gitmesi gerekiyor. Kimin gitmesi gerekiyor? Bankacılık sektörünün gitmesi gerekiyor. Tabi e, tabii adamcağız orada kalkıp da çıkıp ben bunu alıyorum, bunu alacağım demez. Yıllık toplantıda. Hatta e, yatırımcılardan şöyle bir teklif geliyor biz mali tablolarda bazı toplantıları finansal analizlerle bütünleştirmek istiyoruz. Daha çok analiz istiyoruz. Ya daha çok analize gerek yok diyor. Yani şunu demek istiyor. Ben ne alırım ne satarım onu kimseye vermek zorunda değilim. Siz getiriye bakın diyor. Endekse yatırım yapın diyor. Endeksin içinde hisse seçmek ne kadar zorlaşmış. Bunu söylüyor aslında. Ha kendi kriterlerine göre kendi endekslerini bulur ama orada önemli olan kendi kullandığı ve bizim niye S&P pahalı mı değil mi diye sorguladığımız nokta Gaysi ile borsa değerlemesi arasındaki rasyo En tepede. Keşke onun grafiğini de buraya koysak. Farklı platformlarda olduğu için getirip Hı -hı. koyamıyoruz ama netice itibariyle onu biliyoruz onun yüksek olduğunu. Şimdi soru 4250'yi geçip 4500'e gidiyorsa Mayıs ayında satıp gitmiyor bu piyasa. Ama aşağıda bizi destek olarak görülmesi gereken yer 21-50 günlük ortalamanın da bulunduğu 4.150 ya kabaca. Ve alt e, nereye gelmiş? Sevgili Aysun 3.942'ye gelmiş. Yani 4000 say onu. Aşağıda gelecek satışların 4000-4200 bandı içinde ve üzerinde dengelenmesi. Bu olmuyorsa Burası da trend sorgusu. Bunu her hafta söyleyeceğim. 200 günlük ortalamanın geldiği yer 3695-3700. 3650 3700de maksimum 3400 bir önceki rekorda. S&P'nin sal destekleri bunu anlamak için de artık Fed toplantısı Haziran ayında. E, herhalde Fed başkanlarının konuşmalarına gelen verilere, ABD Başkanı Biden'ın paketle ilgili söylemlerine ve vergi konusundaki kararlılıklarına bakıyor olacağız. Hemen DAX diyelim mi? Evet hemen DAX'a geçelim. Ee, yani güzel rekorlar kırdı. Bizim için de önemliydi. Bizim korelasyonumuz şuralarda falan koptu. Hatta şu son 14.150 geçilmeyen tepeyi geçtikten sonra kendi rekorlarını şu kanal içerisinde sağladı. Şimdi yukarı gitmesi için 21 günlük civarında bir test ve 50 günlük civarında bir teste tabi tutuluyor piyasa. 15.100, 14.800 civarı eğer ben oraya 15.000 de dahil, 14.700, yüzün altına geliyorsa 200 günlüğe doğru 14.150 ve 200 günlükte 14 14.000'e doğru kat ediyor. Şu an 13.700 ama o birkaç gün içerisinde, bir hafta 10 gün içerisinde yavaş yavaş 14 14.000'lere gelecek. Burası stop destek ama ilk destek 14.700, bin üzerinde kalıp buraya gitmesi bizim için çok önemli. Borsa İstanbul'dan performans bekliyorsak DAX'ın performansı çok önemli. Orada da iki tane seviye çıkıyor ne? 15.700, 15.500. oları geçiyorsak şöylesi bir alanı kullanacak. DAX gelişen piyasalar içinde para girişi devam edecek. Şu ana kadar yakaladığımız korelasyonu belki de yakalama imkanımız olacak. Devam edelim hızlıca. Evet, Şimdi bize hemen Yani, Petrol ilgili fazla cümle söylemeyeceğim. Değişen bir şey yok. Yukarı yönlü gidiş ihtimali yalnız hala masada. OPEC, OPEC Plus üretim arttırmaya devam etmeli. Ettirmiyorsa 71.50 kırıldığı andan itibaren şu bölgedeki bir hareketlilik herkesi bozar, enflasyon bekleyen dünyayı da bozar. Tahvilleri de bozar, her şeyi bozar. Onun yani için şöylesi bir bant içinde hareketlerine devam etmesi. Orta seviyede zaten 60 dolarlar. Hı hı. E, maksimum 50 55, ortada 60. Yukarıda da 70 dolara geldikçe satış yönünde bir reak efekt gösteren Brent petrol herkes için iyi bir senaryo. Evet talep endişesi fiyat artışlarını da sınırladı son dönemde. Geçelim iç piyasaya. 1400 seviyesinin üzerinde yeni haftaya başladık. Nasıl bir görünüm var? Bu sizin? tabi sabah hazırladığım için geçen haftanın kapanışı Nisan kapanışı hı hı. tam e, 1397, 21 günlük ortalama civarında bir kapanıştı. Şimdi. 1400'lerinde nereyi deneyeceğiz? 50, 50 günlük. günlük. Şu 1430'u geçmesi sevgili Aysun çok önemli. Ve 1430'u geçebilirse şöylesi bir yatay eşikte çizdiğimiz zaman taç ekranın bize kolaylığı 1450 gibi bir seviye de var orada. 1430-1450 diyelim. Buraları geçiyorsa ki nasıl geçer? Bugünkü enflasyon raporu verisinden sonra. Geçen perşembe günü Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamaları çok net. Bugün gelen enflasyon verisi tepe olarak kalacak mı kalmayacak mı onu ardışık verilerle göreceğiz. Ama demek ki bu toplantıda bir bekle gör ee, adımı ağırlıklı o konuşmalar ve bu enflasyon verisinden sonra piyasanın gündeminde. Bu oluyorsa bu e, banka hisselerinde hareketlenmesi, borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketlenmesi için bir yeme verir. Halk Bank'la ilgili de pozitif bir süreç gelirse iyice hızlanabiliriz. Ama Duygusuz teknik bakıyorsak bu işin temel hikayesi. Global piyasalarında düzeltmeye girmemesi başka bir hikaye. 1430-1450 e geçiyorsak şu bölgeye dönüyorsak yani 1500-1600 bandına. Ben bu sefer bu bandın tepe olarak da kalabilir ama geçilme ihtimalini de önemsiyorum. 1750 şu mavi çizgi ortada bak oradan destek almışız genelde. Tekrar orayı destek yapacak veya en azından direnç olarak şuralarda olduğu gibi deneyeceğimiz bölge. Yani 1600 geçersek 1750'ye kadar... Şöyle bir yer daha var ama orası galiba ee, bizim yılın ikinci yarısından itibaren pandemiyi geride bıraktığımız, enflasyonu tepe yapıp enflasyonu da aşağı yönlü hareketi gördüğümüz, Merkez Bankası'nın enflasyonla arasında mesafe bırakarak ilerlediği, ABD-Türkiye ilişkilerinin normalleştiği bir piyasada şöylesi bir potansiyel de var ama düzeltme ihtimalini gözden kaçırmayalım. Şu bölge maksimum şu bölge kısa vadeliler için stop 1300-1350 bandı. 200 günlük ortalamamız nereye geldi? 1347, 1350 de sene ona 1300, 1350 son döndüğümüz bölge 1200, 1250 de bana göre orta vadeliler dahil herkesin sınır stopu olmalı sevgili Ayşun. Hemen bankacılığa geçelim birkaç dakikamızın içerisindeyiz. Şimdi bankacılık endeksi 1100 ile başladı, 1100 üzerinde başladı. 21 günlük ortalamamız 1113, 1115 de yani şu 21 günlük ortalamayı geçersek benim beklentim şuraya doğru gitmesi. 50-200 günlük arasına. Çok iyi, çok da şık olur. 1200-1300 bandı. 1200-1300 bandı zaten Borsa İstanbul'da yukarı taşır. Ama yetmiyor çünkü 50-200 günü tam şurada kırdı. Tam oraya dönmemiz lazım o trend şeyine. Nereye? Bankacılık endeksi için yabancı geldi, alıyor. Alımlarla bankacılık endeksi bundan sonra iyi bir performans gösteriyor diyeceğimiz yer Önce 1200-1300 ama asıl 1400 ve üzeri bölge. Yani şu üçlü kanala giriş tekrar bak kanalın birinci boyutu, ikinci boyutu, üçüncü boyutu. Çok geniş bir alan açılıyor. Onun için bankacı Endeks'e gözüm olmaya devam edecek. Aşağı yönlü çünkü eğer şu bölge bak iyi bir dinlenme yaptık. Daha önce de buralarda dinlendik sevgili Aysun. Şöyle dinlenme hareketlerinden sonra hep 200 günlüğe doğru hareket oluşur. Daha önce de grafiklerde hep bu var. Bak dinlenme 200 günlük, dinlenme 200 günlük ortalama hep. Şurada da var, şurada bile var. Çok Hep 200 günlüğe doğru gider. Mühim olan bu dinlenme bu sefer de çalışacak mı? İşte taç ekranın evet. bize avantajı. Çünkü olmuyorsa şura binme 900 lere doğru bir çalışma. Çünkü biz orayı daha önce görmüşüz sevgili Aysun. Onun için bankacık endekse gözüm olacak. Borsa İstanbul gidecekse bankacılık, holding ve büyük hisseler, blue chip hisseler, prim yapmamış hisselerle gidecek. Prim yapmış hisselerde aksine düzeltme de oluşabilir. Onu da söyleyeyim. Yalnız halka arz vesaire para çekildi piyasadan. Bu büyük bir havuz. Yeni para girişi gerekiyor. Evet son olarak da hemen çok kısa sınav endekse değinelim. Yani sınav endekste yukarı yönlü müthiş bir performansla Borsa İstanbul'u performa etti. 21-50 günlük yukarı kırdı. Şuraya kadar bir marjımız var sanayi endeksinde. Yani 2750 bir arayar, yer. Şöyle 2750 arayar Şuraya kadar 2850-2900'lere kadar. Neresi? 2500. Devamlı da 2300-2250-200 günlük ortalamada aşağıda destek. Sınav endekslerinde tutanlar, çok güçlü hisseler var, çok güçlü performansları var, çok güçlü bilançolar var yukarı yönlü hareketin devamı o performansların devam anlamına gelebilir ama bankacılık endeksi dışında sanayi endeksine dikkat edeceğimiz bölge 2500 2250 bandıdır. Oranın altına gelmemesi şarttır. Şöylesi bir muhteşem hikayenin devamı için çok teşekkür ederiz Cüneyt Baksoy. Çok önemli notlarda, önemli ipuçlarıydı. Gelecek hafta pazartesi tekrar birlikte olmak dileğiyle diyelim. Efendim piyasa saatinin sonundayız. Kısa bir aranın ardından yayınımız MTN notlarıyla ile devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.